Kanada doktorlar meclisteki 657 sayılı kanunun değiştirilmesiyle ilgili basın toplantısı düzenliyor. Son durumu ve gelişmeleri Ankara muhabirimiz Mehmet Kıvanç'tan alacağız. Mehmet, açıklamanın ayrıntılarında neler var? Başkentte son durum ne? 657 sayılı devlet memurları kanunu ile ilgili mecliste önemli bir tasarı var. Aslında bu tasarı öncesinde de kamuda çalışan memurlara ilişkin çok önemli değişiklikler, değişimler bir süredir aslında gündemde. Özellikle de sağlık çalışanları yaşanan sürece ve sağlık sektöründeki meslek örgütleri özellikle sürece yönelik bazı itirazlar yöneltiyorlar. Yanımızda da Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Sayın Doktor Bayezid İlhan var. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Mecliste önemli bir tasarı var efendim. Önemli de bir itirazınız var sizin. Yani hem getirdikleri var hem götürdükleri var. Önce şunu söyleyeyim. Hiç mi iyi bir yönü yok? Yoksa meslek örgütleri olarak nasıl bir tutum izleyeceksiniz? Vallahi hiç iyi yanı yok. Bizim görebildiğimiz hiç iyi yanı yok. Zaten son yıllarda yapılan yasalarda nedense hiç iyi yan bulamaz hale geldik. Burada kusurun bizde olduğunu hiç düşünmüyoruz. Çünkü daha yeni vakitlerde Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı hükümlerin hukuku dolanan biçimde, hukuk tanımaz biçimde başka türlü torba yasalara doldurularak yeniden yasalaştırıldığını görüyoruz. Gerçekten çok çarpıcı şeyler var. Bunların başında yurttaşların özel hayatının gizliliğini ihlal eden, hasta haklarını ihlal eden hükümler var. Şunu kastediyorum. Sağlıkla ilgili verilerin paylaşılmasını zorunlu hale getiren hükümler bunlar. Düşünün şimdi yurttaşların psikiyatrik rahatsızlıkları ile ilgili, alkol madde kullanımları ile ilgili, cinsel hayatları ile ilgili, aklınıza gelebilecek sağlık sorunlarının tamamı ile ilgili verileri Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu bir takım veri tabanlarında topluyor. Bu sadece aile sağlığı merkezlerinde, devlet hastanelerinde değil, üniversite hastanelerinde değil, artık özel hastanelerde, muayenehanelerde dahi zorunlu hale getirilmeye çalışılıyor. Efendim, bunun zorunluluğuyla bir anlamda kişisel sır kalmayacak noktasına mı geliyoruz? Şüphesiz tabii ki. Yani bütün sağlık verilerimiz bakıyorsunuz bir takım veri tabanlarında toplanıyor. Bunlar kişilerin hiç aklına ermeyecek, hiç aklına gelmeyecek yerlerde karşılarına çıkabilir. İş başvurularında karşılarına çıkabilir. Hatta çocuklarının, torunlarının bir takım başvurularında karşılarına çıkabilir. Siyasi hayatlarında ortaya çıkabilir. Sosyal yaşamla ilgili pek çok yerlerinde özel hayatın gizliliğini ihlal eden biçimde karşılarına gelebilir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu hem hekime zorunlu hale gelen, zorunlu tutulan, hekimlik mesleğinin bir koşulu olan hastasıyla ilgili verileri saklama, sır saklama koşulunu ihlal ediyor. Hem de hasta haklarını, insan haklarını ihlal ediyor. Bunu Anayasa Mahkemesi iptal etmişti daha 2 ay önce. Bakıyorsunuz şimdi başka bir torbanın içine doldurularak yeniden yasalaştırılmaya çalışılıyor. Sağlık çalışanları açısından nasıl bir hüküm geliyor ya da hükümler öngörülüyor bu torba yasada? Şimdi sağlık meslekleri kurulu adı altında bir kurul kurulmuştu. Yine 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile. Bu kurula sayısız yetkiler verilmişti. Kurul büyük oranda Sağlık Bakanlığı'nın ve siyasi otoritenin kontrolü altında. Şöyle ki 15 kişiden oluşuyor. Bunun 12 tanesini Sağlık Bakanı ve siyasi otorite belirleyebiliyor. Dolayısıyla böyle bir kurul bakın nelere yetkili? Hekimleri, diş hekimlerini 2 yıl, 5 yıl hatta ömür boyu meslekten men etme cezası vermekle yetkili. Bakıyorsunuz kurulun bileşenlerine sağlık hizmet mensubu olması bile gerekmiyor. Sağlıkçı olması, hekim olması bile gerekmiyor. Tamamen bürokratlardan oluşabiliyor böyle bir kurul. Böyle bir kurul bakıyorsunuz bir hekimin diplomasının üzerine çarpı işareti koyup ömür boyu meslekten men edebiliyor. Bu hiçbir demokratik ülkede, gelişmiş ülkede görülmemiş bir olay. Normalde bu tür meslekten men cezaları verme yetkisi bağımsız kurullara, meslek örgütlerinin kapsamındaki onur kurullarına, yüksek onur kurullarına verilir. Gelişmiş ülkelerde bu böyledir. Bakıyorsunuz bizde siyasi otorite ben bu yetkiyi de alacağım. İstediğim adamı gerekirse ömür boyu meslekten men edeceğim diyor. Böyle bir şey tabii ki kabul edilemez. Hekimler üzerindeki, hemşireler üzerindeki, diş hekimleri üzerindeki tamamen bir
baskıdır bu. Mesleki bağımsızlığın tamamen ihlal edildiği bir noktadır. Siyasi otoritenin bu kadar yetkili olması orada mesleki bağımsızlığın kalmadığını göstermektedir. Bunu da Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Bakıyoruz gene aynı torbanın içine bunun da doldurulduğunu görüyoruz. Peki meslek örgütleri, özellikle sağlık sektöründeki örgütler olarak duyarlılıklarınızı bildiriyorsunuz bir süredir. Sürece yönelik bir hamleniz, uyarınız ya da eylem niteliğinde bir girişiminiz olacak mı efendim süreç içerisinde? Evet, şu anda zaten ülkenin dört bir yanında yürüttüğümüz bir bildirge niteliğinde bir imza toplama kampanyası yürütüyoruz. Gerek sağlık meslek mensuplarından, gerekse duyarlı olan yurttaşlarımızdan ve toplumun tüm örgütlü kesimlerinden sağlık hakkına sahip çıkmak adına bu bildirgeye imza atmalarını bekliyoruz. 4 Haziran günü Türkiye'nin dört bir yanından topladığımız bu imzaları kitlesel bir eylemle Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğiz. Tam da böyle bir süreçte KESK'in, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun yine bu torba yasada memurların, kamu çalışanlarının haklarını ihlal eden hükümlere karşı bir günlük uyarı niteliğinde grev kararı var. Sağlık çalışanlarını, sağlık emekçilerini de burada aktif tutum almaya çağırıyoruz. Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağlıklı teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet, çok çarpıcı noktaları Sayın Beyazıt İlhan dile getirdi. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri. Önümüzdeki günlerde anlaşılan Ankara'da sürece karşı, bu torba yasa sürecine karşı bir takım eylemlilikler yaşanacak. Bu noktalarda da özellikle o eylemleri de yurttaşlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Evet, Mehmet Kıvanç'ın 3G canlı yayında konuğu Beyazıt İlhan'da Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri.